Evet, şimdi Yalıkavak merkezdeyiz. Kavşaktan daha nereye gidiyoruz? Gümüşlük tarafından Tumutres'e. Gümüşlük yolculuğu yapalım birlikte. Yalı villaları. Yağlı kavak değil. Yalı kavak. Bunu da buradan düzeltmek istedim. Bazı arkadaşlar öyle diyorlar değil mi? Yağlı kavak. Evet. Yağlı kavak diye bir şey yok. Yalı kavak. Yalıdaki kavak. Çıkmayı çok. Al sizi geçelim. Duyuyor yorgunluktan. Şimdi ne tarafa bakıyoruz? Soldan. Sağdan şeye doğru gidiyoruz. Merkeze doğru. O da biç falan o tarafa gidiyor. Merkeze doğru devam ediyoruz. Burada bir yol ikiye ayrıldı. Biri sağ sahilden devam eden. Birisi de solda Fidel'in Kavak Çarşı'nın içine garaja giden yol. Biz garaja giden yolu kullanmıyoruz şu an. Burada bir işimiz yok. Normal. Buradan da aslında Gümüşlük Turbutiyesi'ne gider ama biz zaten geziyoruz sahilden. Evet, sahil yolundan Gümüşlük'e gidiyoruz. Bu girişte değil mi? Hı-hı. Yani buradan devam ediyoruz. Bir şey. Şimdi zaten hemen sahile inmek üzereyiz. Çarşının bir parçası arkası. Karapınar İş Merkezi'nde, Makro Center'dan. Güzel camimiz. Burası küçük çarşısı, sağ taraftaki sahil çarşısı. Evet, burası çok renkli. Renkli bir yerdir. Selamlar, sevgiler. Bugün onunla da görüşürüz. Ben de bekliyoruz. Ne başlıyor? Yalık var, palma. Çok güzel yaptılar. Marina Band'a geçelim. Yani burada başlıyor. Bayağı bir devam ediyor. Yani buradan serisinde bir çarşı var. Burayı da iyi biliyorsunuz galiba. Tabii burada da. Ömrünüz geçti. Makro Center'a da geçtik. Şimdi B kapısına geliyorum. Şimdi burada hiç kimseyi bulamazsınız gerçekten. Bu yollarda, buralarda hiçbir araba göremezsiniz. Çünkü merkezin biraz dışında olduğu için kimsenin tek bir yolu düşmez böyle. Yazında? Tabii. Burada 2 numaralı B kapısı. Asıl yere girişin olduğu yer burasıdır. İçeride Nusret falan var içeride. Ünlü Tuz Serpen. Tuz Serpen. Tuzcu Nusret. Hande Yener'in beach club'ı. Oo, burası mı? Evet. Hande Yener beach club. Severim Hande'yi. Ha. Ona selamlar, sevgiler.
ki Maynos. Balık restoranların bulunduğu sahil kısmı. Burada ev falan genelde yok ama hep böyle işte Adanalı Ocakbaşı. Adayalı. Ay özür dilerim. Adayalı. Adanalı nereden çıktı ya? Gerçekten çok şık görünüyor. Burada sağ tarafta, sol tarafta bile fiyat farklı olduğunu söylüyor. Kesin sağ çok pahalıdır. Yani anlaşılıyor şurası da. Çok şık. Aşağı yukarı ortalama herhalde bir 6 civarı falan tutuyormuş. Oh. 1000 TL sev 6. Çimentepe restoranı. Evet, Çimentepe. Bunun en eski restoranı burası herhalde bildiğim kadarıyla. Diğerleri için bu kadar eski evet, değil. 1979 Siyens. Siyens. Güzel bir. Evet. Sahneden Gloria evlerinden devam ediyoruz. Maydanoz evleri. Burada yeni yapılan bir ultra lüks otelmiş ama. Burada ultra lüks bir otelimiz varmış. Sağ ses evleri varmış. Burada Günbatı kahvaltı restoran hemen solda Esmangal yeri. Yarış altı diye geçiyor aslında. Yarış köyü normalde yukarıda. Çok güzel manzarası. İnanın çok zorlanıyorum. Yani kolum dışarıda, içeride. Evet, şuradan biraz deniz manzarası alabiliriz. Güneş de bize bu ara zıt ışıklarla geliyor ama. Harika bir yer. Geze geze gideceğiz. Evet, bence burası oldukça güzeldi. Gitmiyoruz kızım, dışarılardayız. Bugün eve gitmiyoruz. Mesela burada arkadaşlar size arkadaşlar da geçtiler. Yukarıdaki beyaz evlerin ince bir çizgi var. Orası asansör. Oradaki evlerin yolu olmadığı için insanlar aşağıdan yukarıya asansörle çıkmıyorlar evlerine. Eşyalarını doğru, dağın tepesine ev yapılırsa evet. Şu an güneş şuradan çok dik geldiği için gösteremiyorum ama bilmiyorum, görünüyor mu? Çok parlak. Bu oradan da çekeyim. Evet, şu an daha net sanki. Dağdaki evet. İnce çizgi o beyaz blokların hemen sağ tarafındaki. İyi düşünmüşler. Evet. Yoksa nasıl çıkılır o dağın tepesine? Çıkma imkanları yoktu. Burada bir asansör varmış. Buradan da hemen sol tarafa eski tarihi Geriş Köyü'ne gidiyor. Solda bir yol da ayrılıyor. Evet. Geriş Köyü. Buradan Geriş altına doğru ilerliyoruz. Yolda çok fazla dikkat
olmayı. Her zaman böyle değil. Durman gerekiyor. Böyle arkadaşlara, böyle arkadaşlara da söyleyecek bir lafımız yok zaten. Evet. Yani ben başka şey söylüyorum ama sonra söylüyoruz onlara. Yani yola bakıp da bütün her yeri kendiniz tarafından kontrolsüz şekilde başkanlara. Twist diyorum, konuyu değiştiriyorum. Yer değirmenleri diyorum. Ne güzel şurada rüzgar enerjisi üretiyorlar. Çimentepe garden villaları gerçekten harika yerler. Lütfen trafik canavarı olmayalım. Yani insanlar güzel güzel tatillerini yapsınlar. Tabii ki. Bunlar da tatil için geliyorlar ama işte aynı konuya geliyoruz. Yani buraya geldiklerinde insanlar her şeye, her hakka sahip değiller. Yani, kurallar sadece burada da geçerli. İstanbul'da bir kural varsa, İzmir'de, Ankara'da burada da bir kural var arkadaşlar. Evet, şimdi evrensel zaten tabii kurallar. Yani, var işte. Kayacan konukları var arkadaşlar. Gümüşkaya sitesi. Alt tarafı Gümüşkaya sitesi. Burası Mesa evleri. Sonra peşinden askerler yiyoruz. İzah etmek zorunda kalırsın. Anlatırım. Çekemiyorum. Nasıl yasak? Şöyle biraz bakabiliriz. Çukurluk manzarası izleyelim. Şuradan hatta daha canlı.
giderken burada. Göz de bir şey. Şöyle. Çok sert. Kadının bir kalesi var. Okay. Evet. Buranın
daha önceki uygarlığında kadın burada yaşıyormuş. Kadının da bir kalesi var yukarıda. Ya kale demeyelim de artık şekilde. Yani. Evet. O zaman sarayı, köşkü neyse işte. Ya da şey, vilayet konağı diyelim. Onlar orada yaşıyormuş. Şu anki neydi o? Hem eski ismi Gardens of Babylon, yeni ismi Siyaj. Siyaj Rote'nin sınırlar içerisinde kalan tarihi bir yer. Tabi o da sıkıntılı çünkü otelin içerisinde olduğu için hiç kimse gezme fırsatı bulamıyor. O yüzden ben de yeni duyuyorum. Kadının kalesi, kadının kalesi var. Olduğunu biliyordum ama orada olduğunu bilmiyordum. Hatta karşıdan tepeden Argonya tatil köyünden görünüyor orası da. Çok fazla şey değil. Bu tarafta arkadaşlar ilk defa kanalizasyon altyapısı yapıldığı için yollar biraz bozuk. Ama bu bozukluğu artık mecburen katlanıyoruz. Çünkü burada hiç daha önce arıtma yoktu, altyapı yoktu. Onun için ilk defa olunca Siyaj Otel karşısında içerisinde kasıtlı olarak kırıyor ki insan üstüne. Biz heyecan. Yoldan çıkalım. O kendisi şeyden beton ya da asfalt yoldan ayrılmasın. Yani zihniyetleri bozuk bazı insanlar. Eksmet butik otel. Evet. Biz de arma Sarmonya. Normalde buradan 4 kilometre sonra Çocuk Reis'e varılmış olacak ama 90 evler. Evet, biz yol çalışmasından dolayı biraz sonra sağa dönüp sahilden devam edeceğiz. Geze bir Bodrum turu yaptık. Kadıkalesi yolundan devam ediyoruz. Mitos balık. Bu resim normalde bu şekilde devam edebilirsiniz. Alfa Tatil Köyü'nden sağa. Burada bir otelin bahçesi var. İçinde tavus kuşları falan da var burada aslında. Evet, çok eğlenceli bir yer burası. Renkli. Kuzuları, koyunları var, tavuklar var. Bir otel daha yapılmış.
Monte Labrando oteldi burası. Sonradan değişti. Doğmuş eski. Kayıra mı oldu? Ne olmuş kayıra? Kayıra mı? Kayıra mı? New South Beach Otel. Artık Kadı Kalesi bitti. Bitti. Turgut'uyuz. Evet. Başladı. Turgut Reis'e geldi. Ter şeritleri yok, ayrılmıyor. Evet. İkisi birbirinin içine gitmiş. Turgut Reis'e burası da en nezih, en sakin yeri burası. Bahçeli evler. Bahçeli evler. Çok güzel bir atölye. Evet. Bu da bahçeli evlerde bulunuyor. Aşağısı da yine oteller bölgesi. Videomuza burada son veriyoruz. Hoşçakalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Keyifli günler.